okuduğun bölümü söylemeden anlat. Ben anlatayım mı? Dur ben anlatayım, ona bir fikrim var. Hocam konuşuyorum. Yok hocam dinliyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Nasıl halledebilir? En çok aldığım soru bu. Arkadaşlar tahmin ederler mesleği. Tabii, siz okuduğunuz bölümü söylemeden bize anlatın. Röfleli sarı saç, uzun çizme. Genelde hamile oluyor hocalarımız. Tahmin etmişsinizdir zaten. Duyalım efendim. İngilizce öğretmenliği. İngilizce öğretmenliği. Üniversite okuyor musun? Okuyordum, bıraktım. Okuduğun üniversiteyi bize söylemeden kodlayarak anlatır mısın? Kodlayarak anlatır mıyım? Turistik bir yerde. Giderken çok ümitli gittim ama oraya gittikten sonra şarap içmeye başlıyorsunuz. Sizi şarapçı yapıyor, o kadar söyleyebilirim. Hangi bölüm, çok merak ettim. Turist rehberliğiydi. Tabii anlatabilirim. Koran'ın döneminde biz savaşçılarız. Bizim sayemizde iyileşiyorsunuz diyeyim yani. Hemşire? Hayır. Doktor? Evet. Henüz birinci sınıfım diyeyim. Yani öğrencisiyim çünkü. Toplum bilimi. Yani insanın toplumla arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı diyebilirim. Neleri incelersiniz? İnsanların davranışlarını ya da toplum baskısının insanların üzerinde oluşturduğu etkileri inceleyebiliriz. Sosyoloji mi? Evet, sosyoloji. Bakteri. O zaman kimya, yok pardon, biyoloji mi? Moleküler biyoloji ve genetik. Yani çünkü bu bilmesi biraz zor. Yani akla kolay kolay gelmiyor. Söylemeden anlatayım hemen. Kıraathane diyebilirim. Tamamen bir kıraathanede okuyorum. Hani meslek lisesi gibi. Erkeklerin içindeyim sürekli. Başka yok yani, normal erkekler için. Normal lise okuyormuş gibiyim. Okuduğum bölüm yani anlaşıldı buradan zaten. Öyle. Kod. Tak tak tak. Uykusuz geceler. Tamam, okuduğunuz bölümü bize söylemeden anlatın. Aslında okumuyorum. Yaptığım işte içecek hazırlıyorum. Üniversitede okuduğunuz bölümü söylemeden bize anlatın. İki ana dal yapıyorum ben. Birincisi kask diyebilirim. İkincisi için stetoskop diyebilirim. İğne diyebilirim, ilaç diyebilirim. İlkini tahmin edelim. Kask. Motorla ilgili bir şey. Hayır. Başka ne ekleyebilirsiniz? Başka ne ekleyebilirim? Denetim ekleyebilirim mesela. Denetimleri ekleyebilirim. Güvenlik bandı. İş sağlığıyla ilgili. Evet. Ne efendim? İş sağlığı ve güvenliği. İkincisine geçelim. Siz mi tahmin edersiniz, ben mi söyleyeyim? Hasta diyeyim, iğne diyeyim, steteskop diyeyim. Hemşire. Evet. Okuduğum bölüm vergi dairesi, ne bileyim Maliye Bakanlığı, hukuk, idare hakimlik, adli hakimlik gibi alanları kapsıyor. Muhasebe, mali müşavirlik, özel bürolarda çalışma şansı, imkanı var. Ya biraz da genel kültür anlamında da Türkiye'nin idari yapısıyla ilgili de bilgiler katıyor. O konuları da kapsıyor. Peki efendim, nedir bölümünüz? Bölümüm maliye. Üniversitede okuduğunuz bölümü bize söylemeden anlatın. Tuval, boya, palent, sonra fırça, çanta. Nedir efendim? Resim, öğretmenli. Kimya, evet. Yani madde işte. Sizin mesela giydiğiniz kıyafet, onun işte ondan oluşan bir madde. Ya da biz deterjanın içinde buluşan bir makine. Biz deterjan üretiyoruz bazen. Sabun vesaire. Endüstri mühendisliği. Onun gibi bir şey. Nedir efendim? Yani kimya teknolojileri, ne diyeyim. Evet. Evet, başka yok. Her şeyden biraz bilip aslında bir şeyler bilmemek gibi. Yani hiçbir şey bilmemek gibi bir şey. Çıkaramadık, biraz daha söyleyeyim. Yani içinde her alan var. Hukuk mu? Hayır. Sosyoloji de var içinde, felsefe de var. Tarih, coğrafya var. Sosyal bilgiler öğretmen. Sosyal bilgiler, aynı. Afet, İzmir, Kızılay, itfaiye, ambulans, başka ne var? İtfaiyeci değiliz, afetle ilgileniyoruz, sağlıkla da ilgileniyoruz. Nedir efendim bölümünüz? Acil yardım ve afet yönetimi. Okuduğunuz bölümü söylemeden anlatır mısınız? Adana kebap, yemek çeşitleri falan işte. Aşçılık? Evet, aşçılık. Elektrik, trafo, kondansatör, o tarz aletlerin kullanabilmek için ya da eğitimini almamız için o bölümü giriyoruz yani. Hangi bölüm? Elektrik, elektronik. Genelde hesap, kitap, muhasebe işleri yapılır. Herkes bölümü bitirdiğinde kendini böyle iş adamı falan olacak zanneder. Türkiye'nin yarısı şu anda o bölümü okuyarak işsiz. Öyle. İşletme mi? Aynen. Para kazanarak dünyayı geziyorum. Hostes? Denizciyim. Dirsek, boru anahtarı, boru, tesisat. Tabii ki Albert Einstein, Nikola Tesla. Nedir? Biraz daha. Bor, Rutherford. Bor madeni mi? Hayır canım. Albert Einstein deyince direkt aklınıza gelmesi gerekiyor. Vallahi benim beynim durdu abi. Fizik. Evet.
Abi bizi çevirdin, bana da sor dedin. Evet, bana da sor. Üniversite okudunuz mu? Evet, okudum. 3 üniversite okudum. Çanakkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi. Ne okudun abi? Geçerken, yoldan geçerken tabelaları okudum. Yani üniversite okumakla olmuyor ki zaten. Herkes okuyor ama gel gör, bir şey olmuyor. 4 milyon mağdur öğrenci. Dostoyevski, Budala. Kitap, edep, edebiyat. Öğretmenliği. Bize üniversitede okuduğun bölümü öyle bir anlat ki ismini söyleme, biz şap diye anlayalım ki sana o bölümü okudun. Partili. Tamam, partili. Diskolu, miskolu. Kopmalı. Gülme lan. Başka bir detay ver. Detay vereyim. Çok disiplinli ama. Çok bayağı disiplinli. Ama çok da şafşaflı ve eğlenceli. Başka neler var içinde? Abi içinde neler var ben sana hemen söyleyeyim. Kız desem var. Gene şimdi mesela bir sınıfta 70 tane öğrenci var desen, 60'ı kız, onu biziz. Öyle söyleyeyim sana, harbi diyorum sana bak. Başka ne var? Başka. Efendim, üniversitede okuduğunuz bölümü bize söylemeden anlatın. Recep Tayyip Erdoğan. Çok kolay. Evet. Ondan sonra belediyeler ve ekonomi. Siyaset var sanki. Tabii ki. Siyaset bilimi mi? Ona benzer bir şey. Biraz daha, bir iki kelime daha eklesen olacak gibi. Nasıl mesela? Bir tüyo ver. Uluslararası siyaset. Uluslararası siyaset bilimleri. Biraz sıkıntılı bir bölüm. Özeldi. Bırakıyor. Ben bırakacağımı bildiğim için üniversiteye girerken aileme söylememiştim. Ailem benim üniversite okuyup da bıraktığımı bilmiyor çünkü. Aynen. Ya ilk sene baktım, çok tuhaf bir ortam ya. Çok tuhaf bir ortam. Millet ateist gibi davranıyor, ne bileyim. Yani sırf bunu duydum. Kız için gelenler var işte. Zaten sınıfın yarısından fazlası kızdı. Yani 100 kişiysek 80'i kız, 20 erkek. 20 erkek de kızlar için gelmiş. Onlardan birisi benim zaten, bırakmışım. Mesela bu nasıl bir alet? Elektronik. Elektronik. Bu aletin yapımında kullanılan bilim dalı nedir? Mühendislik mi? Mühendisliğin daha incesi, yani daha az sorumluluk gerektiren tarzı. Ne olabilir? Başka örnekler ver. Mesela mühendisin altında çalışan biri nedir? Teknisyen. Evet, ikisini birleştir. Elektronik. Elektronik teknisyenliği. Evet, doğru. Yani teknisyenliktir aslında ama benim bölümümün adı elektronik teknolojisi. Sarı Mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.